Evet arkadaşlar, yine Aydın Didim Akyeni Köyü Yeşiltepe'de size bir ev tanıtacağız. Ancak Türk parası mı desek, euro mu desek fiyatı söyleyeceğim. 7000 kaç yapıyor dedin? 7000 kaç? 7 milyon 100 bin Türk lirası yapıyor. Oysa Alman, yani yabancı para istiyorlarmış. Euro işte neyse, 330 bin euro üstü. Biz de korkuyoruz. Euro Türkiye, niye euro diyorsunuz? 7 milyon 100 bin Türk lirası. Öbür ismiyle 330 bin euro. Euro düşer kalkar bilmiyorum. Ancak euro olarak istiyor. Ben de azar işitmeyeyim diye size Türk parası söylemeye çalıştım. Gönül çok şey ister. Ve ev full eşyalı satılıktır arkadaşlar. 1 yaşındadır. En yakın denize 6 kilometredir. Didim merkeze 14 kilometre yakınlıktadır. Arsası 700 metrekaredir. Zemin katta salon, mutfak, bir oda var. Bir de havuz var. Evin tarlası diğer tarafta ve tarlaya doğru gidelim. Arkadaşlar, yani evin çıplak hali böyle değildi. Beyefendi, ailemiz işte bu aksesuarları sonradan yapmışlar. Bu alanı bir kış bahçesi ya da çelik kapıya girince burada bir yaşam alanı oluşturmuşlar. Bunlar eklenti. Bunlar sonradan yapıldı. Bu ailemiz aldı ve satıyor. Evin tarlası burada arkadaşlar. Şimdi havuzu ön tarafa yapmışlar. Havuz buraya da yapılabilir miydi? Bu taraf daha iyi olabilir bence. Ama kimisi Galatasaraylı olur benim gibi. Kimisi de Fenerbahçeli olur. Kimi de havuzu önde istiyor. Kimi arkada istiyor. Ben Galatasaraylı olduğum için ben de bu arkada isterim. Değerli arkadaşlar, evimiz yavaş yavaş tanıtacağız. İçindeki eşyalar fevkalade güzel. Duvarlar taş duvarlarla yapılmış. 700 metre arsası var. Odalar 4 miydi 5 miydi beraber göreceğiz. Ben de sabah ne yediğimi unuttum. İşte çatısını gösterdik arkadaşlar. Bütün uydu sistemi, klima üniteleri, eklentiler yapılmış. Tepe havadar bir yerdedir. Buranın iyi olan arsalarından bir arsa içine inşa edilmiş. Su bazlı sıvalar, bunlar yağmur boruları çatıdan geliyor. Klima üniteleri burada, panjurlarımız burada, limon çamlarımız bürümüş. Alana hayırlı olsun, almayana da hayırlı olsun. Ondan sonra buraya da iki araçlık otoparkımız var sevgili arkadaşlar. İki araçlık otoparkı buraya diyebiliriz. Bu taş duvarın eteğine, tekrar yanına limon ağaçları koymuşlar. Çoluk çocuk düşmesin diye, buralarda top oynuyor ya böyle ufak çocuklar, bebekler, onlar da havuza düşmesin diye buna da böyle korunak yapmışlar. Buradan da demek ki, buradan da havuza atlamak için, efendime söyleyeyim, evimiz bu. Evi gösterdik, şimdi ne yapalım şimdi evin içine doğru yol alalım. Bu akşam görüntüsü içinde otomatik sulama sistemi de var, bakın arkadaşlar, borular. Bu akşam da böyle kombinasyon olsun diye aydınlatmalar yapmışlar. Ve ağaçlı yoldan evimize doğru yol alalım. O yüzden azar işitmeyin diye isyanı sükut şiiri var ya, gitmişti makama arzuhal için. Bey dedi yutkunda eğdi başını. Bir azar oldu ki oldu o biçim. Şey dedi yutkunda eğdi başını. Kameraya doğru gelelim. Evet, bu da böyle bir kış bahçesi inşa edilmiş. Bunlar yeni yapılmış, hiç kullanılmamış. Bu aile hiç oturmadı arkadaşlar. Burada iç çevrede de belli olacak. Yani bunlar da bitmemiş hali. Bunlar böyle yapmışlar. Ha, burası da genelde Avrupa'ya ben gidiyorum ya, bizim İngiltere'de ahbaplarımız, kirvelerimiz var. Bizim Türkler var. O yüzden oraya gidince onların böyle kış bahçeleri oluyor. Dört tarafı gösterdik. Bu çelik kapıya bile, efendime söyleyeyim, panjur yapmışlar. Ve merhaba evimiz, merhaba ev. Gel önce salona gidelim. Geç oldu, ciğerlerim kanıyor. Gel babemi, gel kekemi, gel. Merhaba salon. Keşke kapı yavaş. Bakın, salon kapısı koridordan bağımsız. Bir banyonun içine gir, bir burayı özetleyelim. Biz burayı baştan savma yaptık. Neyse, burada bir oda var, burada bir banyo var. Efendime söyleyeyim, çelik kapı burada. Burada çim biçme makinesi, bu eşyalar içindedir arkadaşlar. Ve şimdi merhaba salon. Salon. Salonumuz bu değerli arkadaşlar. Klimamız bu. Spotlarımız, perdelerimiz, panjurlarımız, oturma gruplarımız, çarşaf, peştemal, işte ne varsa hepsi üstünde. 7 milyon 100 bin Türk lirasına 330 bin euro tekabül ediyor. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Yerler 60'a 60 graniter. Perdeler kapalı, pencereler örtük. Çeşit çeşit perdeler var. Bakın, bunlar güneşlik. Güneşlik var. Bir de bu kadife, bu teyzelerin entarilerinden var. Ondan sonra buradan çıkılıyor. Sevgili Can, ama bu kapı ne kadar kilitlemişler ya. Ne kadar özenle kilitlemişler. Neyse.
Biraz da esinti var ki Antalya'da kar yağmış yükseklere dediler televizyonda, öyle görmüştüm. Oradan terasa çıkılıyor, buradan çıkılıyor. Ocağımız var, set üstü, dablumbaz, filtre sistemi gayet iyi. Ocak, dablumbaz, bu işte çimson, tezgah, lake mutfak, kapkacak yeri. Dolandık, dolandık, mikrodalga, efendime söyleyeyim, buzdolabı. Ondan sonra burada oturma grubu, böyle mouse altı gibi olmuş bu da. Ve odaları göstereceğiz, sonra bu merdivenden yukarı çıkacağız. Sevgili Can, şimdi bu da elektrik aydınlatma için, bir şey için. Burada bir ayak yolu var arkadaşlar, lavabo var, duş olabilir burası, duş da alabilirsiniz. Yani burası da banyo. TDK'da, Türk Dil Kurumu'nda ayak yolunun kelime anlamı işte şeydir yani, WC'dir, tuvalettir. İnsanlar eskiden böyle lavaboya falan gideyim derken utanıyorlar saygıdan dolayı. O yüzden ayak yolu demişler. Panjurlarımız var. Bir de bu cepheden gösterelim. Sadece odayı gösterelim. Salonda klima vardı. Efendime söyleyeyim. Burada da klima var. Evet, burada da klima var. Kalorifer tesisatın altyapısı var. Dilerseniz ısı pompası kullanabilirsiniz. Ve yol aldık. Yol aldık. Kapı baca çarpılmasın. Ev yani nasıl diyeyim? Eğer biri araştırırsa böyle kesin kes işten gönüllü bir ev alıyorum derse, fiyatının cazip, kaçırılmayacak bir ev olduğunu anlayacak. Öbürü de haberi yok felekten, ne oldu, kıyamet koptu diyecek. Ancak ben de bu işin içinde, sektörün içinde olduğum için alıcıya diyorum ki bu uygun bir evdir. Alın derim sevgili arkadaşlar. Heh, bu lambamız tekrar var burada. Merdiven korkulu, demir dolu demir. Duvarlarda aplikler var, perdeler var. Efendime söyleyeyim, zemin üstü birinci kata geldik. Sonra geldik kral odasına. Kral odasına gelince kapımız burada, lake kapı. Kral odasının banyosu geniş bir banyo. 7.100.000 Türk lirasına tek kabul ediyor. Yerinde görün, iskan miskan hepsi var. Dilediğiniz ekspere dilerseniz ekspertiz yapabilirsiniz. Efendime söyleyeyim, odaların tabanları parke, laminet parke. Ondan sonra kalorifer tesisatın altyapısı var. Balkonlara çıkılıyor. Öngörünüz herhalde dışarıda yaptık yani. Şimdi bunları aşmayalım. Perdeler çok güzel duruyor. Evde bizim evimiz gibi. Ondan sonra bu etti ikinci oda. Bu da işte bakım ünitesi. Ne diyorlar buna? Bir ismi vardır herhalde. Bu çok isim zaten Türkçe değil. Başka yeni kelimeler girmiş ya, işte bakım masası dersek de herhalde yerinde olur. Bu ikinci oda ve büyük bir odadır. Bu eşya, takım, taklavat, sevgili ailemiz hayrını görsün satıyor. Bu dolapta kaliteli mobilya. Yani bu mobilyalardan herhalde çok ender vardır. Öyle gözüküyor. Kumandaların klimaları burada Daikin markadır. Daikin. Daikin da kaliteli bir marka. O yüzden onu biliyorum. Ve ikinci odaya bakalım. İkinci odamıza bakalım. Bir de Daikin klimamız var. Bütün odalar klimalı. Efendime söyleyeyim, sazımız da var. Sazımı astım duvara. Yalnız kalsın bahtı kara. Evet, burayı da gösterdik sevgili izleyiciler, takipçiler. Sonra ne yaptık? O bizim de izleyicilerimiz var. Bir mahalle de bize bakıyor. Burada bir balkon. Az önce büyük main odayı göstermiştik ya, oradan da buraya çıkılıyor. Burayı da gösterdik değil mi Can? Sonra sinekliklerimiz var, panjurlarımız var, iskanı var. 1 yaşında eşyalı, 7.100.000. Ondan sonra bir banyo olabilir dediğimiz en aşağıda vardı. Bir tane banyo büyük paşa odasında vardı. Bir tane banyo da burada, 3 banyo. Termosifonumuz da var. Yani siz, hani bazen otele gidilir ya, çarşafını evden getiren insanlar var. Siz de çarşafınızı getirseniz bu evde kalabilirsiniz. Eğer İstanbul'dan gelseniz, ben aldım derseniz, yani çarşafınızı da getirin, otelde kalmasınız. Ondan sonra almadan da oturabilirsiniz eğer hani güvenilir insansanız. Yoksa ben kalırım, aldım sonra almadım, ondan sonra böyle de garip olur. Bu da etti üçüncü banyo. Üçüncü banyo. Bir ara bir Hatay'dan birileri gelmişti, bir eve koyduk. Adam ev mev almıyor. Adam bir hafta evde kaldı. Sonra diyor ki, ben müşteriyim.
Dedim oğlum sen müşterisin oğlum bak ben misafirim. Alıcı malıcı değil. Hiç değil. Dedik çık çık kardeş çık ya. Şimdi öyle durum yaşamayalım. Sevgili arkadaşlar bu da gitti. Dördüncü oda geç diğer tarafa. Burayı da göster. Kaç dakikadır? 10 dakika. Burayı da özetledik. Bu biz değişik uygulamalara da yüklüyoruz. Buraya kadar tamam. Buraya kadar tamam. 10 dakikamızı böyle geçirdik sevgili arkadaşlar. Ha, evimiz bu. Evlerin en güzeli sizin, bizim, hepimizin olsun. Bence kaçırmayın. Eğer kaçırırsanız sonra bulamazsınız. Araç da öyledir, koyun da öyledir, keçi de öyledir. İşte üzüm toptancısı, patates toptancısı. Antalya'da bizim yurt dışında bazıları geliyor ya bu. Zebze meyve hallerde satıyorlar. Valla daha önce aldıklarını sonra alamıyorlar. Tek bizim ülkemizde değil, birçok yerde öyledir. Buraya da özetledik. Evlerin en güzeli sizin, bizim, hepimizin olsun. Saygılarımla iyi günler.